Merhaba Merhaba. hocam. Profesör Doktor Kemal Sayar'la birlikteyiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Siz de iyi görünüyorsunuz. Gayet dinamiksiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi görünce daha bir dinamik oluyoruz. Daha bir iyi, daha bir mutlu oluyoruz. Sağ olun efendim. Gerçekten hani Allah vesile olanlardan razı olsun. Ben bunu arkadaşlarla yaptığımız toplantıda da söylemiştim. Benim için ayrı bir mutluluk sizinle şu an bir canlı yayın Çok yapıyor olmak. teşekkür ederim. Çok arzu Sağ olun. etmiştim televizyon programı da yapmayı ama işte o zaman Kısmet olmadı. kondisyonlar evet el Evet. vermemişti. Nasipmiş, kısmetmiş Bugüne. Yeşile'ye teşekkür ederiz. bugüneymiş. Yeşilere Evet. çok teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Zaten birbirinden değerli yayınlar yapıyor. Birbirinden değerli hocalarımızla da bizleri buluşturuyor. Evde kaldığımız bugünlerde çok ihtiyacımız var düşünmeye ama dolu dolu neyi düşündüğümüzü bilmeye de ihtiyacımız var. Bugün sizinle Tabii. konuşacağımız konu da bu açıdan çok çok önemli. Kıymetli hocam, ben arzu ederseniz şöyle açıklamayı yapayım lafınıza Tabii. hiç başlatmadan. Çünkü bölmek istemiyorum sizin kıymetli Estağfurullah. konuşmalarınızı, bizlerle paylaşacağınız bilgileri. Şimdi arkadaşlar biliyorlardır, belki bilmeyen yeni takip edenler vardır. Ben şimdi yorumları kapatacağım sohbet esnasında. Çünkü sizin görüntü kalitenizin ve sesinizin daha senkronize bir şekilde daha kaliteli gitmesini istiyoruz. Ama yarım saat kadar sonra açacağız. Ve yorumlarını, sorularını bizlere iletebilecekler. Yayınımızı takip edenler ve ben de onların merak ettiklerini sizlere yönlendireceğim, soracağım. Bir mahsur var mıdır sizin için? Benim için hiç yok. İyi, Nasıl pekala, uygunsa. süper. O zaman arkadaşlarımız için de hiç yoktur diyorum ve yorumları kapatarak başlayalım. Şimdi kıymetli hocam, çok değerli eserler bıraktınız. Çok önemli bir bilim ve ilim adamısınız. Sizinle saatlerce konuşulmak isteniyor. Kaldı ki bu konu insanın anlam arayışı konusu. Çok mühim konulardan bir tanesi. Siz Olmak Cesareti kitabınızda diyorsunuz ki hayat yorulmaktır, yaşamak yorulmaktır diyorsunuz. Biz de yorulmak istiyoruz ama boşuna da yorulmayalım istiyoruz. Dolayısıyla bir anlam arayışı içerisindeyiz. Hepimizin bir takım ruhsal sıkıntıları var ama buna nelerin sebep olduğunu bilmiyoruz. Anlam konusunda galiba günümüz insanı biraz ziyanda ve zararda, çok oturtturamadığımız bir kavram. Başlayalım mı? Nedir anlam diyerek? Tabii hepimizin hayata bir anlam borcumuz var. Niçin yaşıyoruz sorusuna verdiğimiz cevaptır anlam. Niçin varım? Bu dünyada benim varlığım neyi değiştiriyor? Veya bir filozofun çok şairane betimlemesiyle Tanrı benimle ne murat etmiş olabilir? Yani ben bu dünyaya düştüm, bu dünyada bir varlığım. Niçin acaba bu dünyaya gönderilmiş olabilirim? Benden beklenen şey nedir? Benim kendi kendimden beklediğim şey nedir? Bu soruları sormaya başladığımız anda anlamın alanına girmiş oluruz. Günümüzde pek çok sıkıntı aslında anlam üretememekten kaynaklanıyor. Yani bununla ilgili, anlamla ilgili en iyi çalışmaları yapan kişilerden birisi, en öncü kişilerden birisi Viktor Frankl diye bir psikiyatrist. Viyana'lı bir Viyana'da, psikoterapist, değil Viyana'lı bir mi? psikoterapist. Mesela o toplama kamplarında bazı insanların direnebildiğini, bazı insanların ise direnemediğini, çok çabuk pes ettiğini ve öldüğünü görmüş. Sonra düşünmüş bunun üzerine. Yani ne olabilir acaba insanların hayatında, kim daha dirençli oluyor diye. Bulduğu sonuç şu: yaşadığı ıstıraplardan, acılardan bir anlam üretebilen, ya yani ben bunu yaşıyorum çünkü şundan dolayı yaşıyorum diyebilen insanlar, hayatında yaşadığı sıkıntıları yerli yerine koyabilen insanlar daha anlamlı bir hayat sürüyorlar ve zorluklara daha iyi direnebiliyorlar. Bunu soyut bir şey olarak düşünmesin bizi dinleyen arkadaşlarımız, dostlarımız. Şöyle düşünün, bir korona salgınındayız, bir Covid salgınının ortasındayız ve ölümcül bir hastalık bu. Bu ölümcül hastalık sırasında biz kendimizi nasıl hissediyoruz? Hangi soruları soruyoruz? Bizi neyle baş başa bırakıyor bu soru? Bu sorun. Buradan ilerleyelim. Mesela eğer ben bu yaşadığım günleri anlayabilirsem, kendi ruhsal tepkilerimi anlamlı bir çerçeveye oturtabilirsem, buradan büyüyerek, güçlenerek çıkmam an meselesidir. Nedir beni daha anlamlı sorular sormaya sevk edecek şey? Bütün bu yaşananlar niçin yaşandı? İnsanlık nerede yanılmış olabilir? İnsanlık nerede hata yapmış olabilir? Ben
kendime hangi soruyu sormak zorundayım? Şu anda bir ölüm tehdidiyle bütün insanlık üç aşağı beş yukarı kralından efendim en alt zor en zor şeylerde çalışan insanlara kadar görevlere kadar toplumların herkes, tüm sınıfları evet. Tüm sınıflar, bütün sosyoekonomik sınıflar yani üst alt filan deniyor ama çok doğru değil. Değişik sosyal sınıflar diyelim. Aynı tehditle baş başa. Şimdi sormam gereken soru şu. Ben bugüne kadar bu hayatı anlamlı yaşadım mı? Yarın ölebilirim. Bu hayatı daha iyi nasıl yaşayabilirdim? Kendime hangi öncelikleri, hangi değerleri benimsemek suretiyle acaba bu hayatı daha güzel yaşamış olurdum? Aslında hepimize bir tür terapi yapan bir süreçten geçiyoruz. Kendi kendine terapi yapmamız gerekiyor. Kendi kendimize sorular sormamız gerekiyor. Yani nerede, neyi daha iyi yapabilirdik? Bu yarın ölüm tehdidiyle karşı karşıyayım. Yarın sokağa çıktığımda her şey başıma gelebilir. O halde bugünü daha değerli, daha güzel, daha anlamlı kılmanın yolu ne olabilir? İşte bütün bunlara verdiğimiz cevaplar hayatımızı anlam sorusuna verdiğimiz cevaplardır. Benim önceliklerim ne? Yarın bütün bu korona salgını bittiği zaman inşallah ben ne yapacağım? Nasıl bir cevap üreteceğim hayatta? Bundan sonraki önceliklerim ne olacak? Değerlerim ne olacak? Hayatı nasıl yaşayacağım? İşte bu bizi hayatımızı ya doya doya güzel bir şekilde keyif alarak yaşamaya yöneltecek ya da kuru, boş, saman tadında birbirinin aynı günler yaşamaya sevk edecek. Buraya verdiğimiz cevap bizi ya insan olarak daha üst bir basamağa taşıyacak ya da yaşayanlar mezarlığına gömüleceğiz. Yaşayanlar mezarlığı sözünü ben çok seviyorum. Evet. Kitaplarımda da kullanıyorum. Bazen biz yaşarken gömülürüz. Yani insanlar hep aynı şeyleri yaşayarak, hep aynı şeyleri tekrar ederek, hayatlarında içlerinde bekleyen o daha iyi insana, efendim daha ahlaklı, daha sorumlu insana cevap vermeyerek veya içimizde yaşanmayı bekleyen bir hayatı açığa çıkarmayarak ölü gibi yaşarız bazen hayatı. İşte anlam sorusuna cevap vermek hayatı nasıl yaşayacağımız sorusuna da cevap vermekten aynı zamanda. Çünkü bir filozofun söylediği gibi hayatın niçinine cevap bulan birisi nedenine de pardon nasılına da cevap bulur. Yani niçin yaşadığımız anlam sorusuna cevap verirsek nasıl yaşamamız gerektiğini de öğreniriz. Şimdi bu konuyla ilgili bir konferans vermiştiniz. Ben de bunu izleme fırsatı buldum yayından önce. Şimdi iki tane örnek var bu söylediğiniz neden ve niçinlerle ilgili. Bir logoterapiden bahsediyorsunuz. İnsanın temel meselesi hayatının niçinini bulmaktır biraz önce bahsettiğiniz gibi. Bir de bir örnek verdiniz. Bir psikoterapi örneğiydi. Bir gece uyandım, bir hırsız alnına silah dayamış, bana öldürmemek için, bana seni öldürmemek için bir sebep ver diyor. Ve o an ne söyleyeceksin ki hayatın anlamlı olsun ve onu ikna edebilir. Şimdi o korku haliyle onu diri tutmak da aslında mesele. Yani tabii. Bir arayışa giriyoruz ama her an son anımız gibi hayatımı anlamlı tutacağım. O da bir ayrı bir motivasyon olmak zorunda değil mi kıymetli hocam? Ya buna adanmışlık lazım biraz. Şimdi bazı şeyleri sürekli düşünerek bulmayız ve bazı şeyleri sürekli düşünerek aslında yaşamış olmayız. Bazı şeyler kendiliğinden biz yaşarken gelir. Hı-hı. Yani bir kelebek gibi gelip omuzumuza konar. Sevgi böyle bir şeydir. Anlam böyle bir şeydir. Biz hayatımızı güzel yaşamaya çalışırken en verimli, en güzel bir şekilde, insanlara yararlı olacak şekilde, kainata yararlı olacak şekilde, içimizin özlemlerini dindirecek şekilde, doğal bir şekilde yaşamaya çalışırken o anlam duygusu gelir bir kelebek gibi omuzlarımıza konu verir, başımıza konu verir. Biz yani ben bir anlam üreteyim hayatta diye yola çıkmayız. Biz sevdiğimiz işleri büyük bir aşkla, büyük bir coşkuyla, mutlulukla yaparken o anlam kelebeği gelir bizim omzumuza konar. Dolayısıyla sürekli ben şu anlam üzere yaşıyorum demek aslında bu problemi biraz da yabancılaşmaktır. Yani yabancılaşmamak için
zaten kendimizi hayatın akışına, doğallığına bırakmamız lazım. Biz neyi iyi yapıyorsak, neyi severek yapıyorsak, neyi aşkla ve güzel bir şekilde yapıyorsak onu yapmaya devam ederiz. O sırada bir anlam zaten belirir. Hayatın için yaşadığımızın anlamı kendi kendine açığa çıkmış olur. O egzersiz biraz da bizi düşündürmek için bir hayali bir egzersiz, bir düşünce egzersizi. Yani belki o konuşmayı dinlememiş veya benim kitaplarımı okumamış olan dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Gecenin bir yarısında bir hayal egzersizi yapıyoruz. Gecenin bir yarısında su içmeye kalktınız evde, tam mutfağa geldiniz, soğuk namlusunu bir silahın alnınızda hissediyorsunuz. Bir hırsız girmiş, fakat bu varoluşçu bir hırsız. Varoluşçal meselelere çok meraklı. Diyor ki, seni şu anda öldürebilirim. Seni öldürmemem için bana bir sebep söyle diyor. Ne sebebi söylersin? Biz danışanlarımıza soruyoruz. Sen buna nasıl bir cevap verirsin? Buna nasıl bir cevap verirsin? Bazıları diyorlar ki, aa benim çocuğum var. Efendim ben şöyleyim, böyleyim, şöyle iyi bir insan falan. Yani bunun hırsız için bir anlamı yok. Hırsız sizden daha derin bir cevap veriyor. Onu istiyor. Onu ikna edebilecek. Herkeste olmayan bir cevap istiyor. Sizin yeryüzüne biricik varoluşunuzla kattığınız anlamı istiyor. Yani ben Cansu olarak hangi anlamı katıyorum? Benim varlığımla dünya nasıl değişiyor? Kemal olarak evet, ne yapıyorum? Ben olduğum için dünyada ne farklı oldu? Bu önemli. Bu cevap önemli. Her birimiz dünyaya bir şey sunmak zorundayız. Hep biz insanlar olarak dünyadan bir şey istiyoruz. Bize dünya bir şey sunsun, bir şey versin istiyoruz. Ama biz ne vereceğiz dünyaya? Belki bizim varlığımız dünyaya bir hediye. Niçin biz onu esirgiyoruz insanlardan, dünyadan? İşte anlam üretmek, yani niçin yaşadığımızın bilincine varmak ve o doğrultuda değerler ekseninde iyilik adına, güzellik adına, hakikat adına, adalet adına söyleyeceğimiz her söz dünyaya verdiğimiz birer hediyedir. Bunu dünyadan da esirgemeyelim, kendimizden de esirgemeyelim. Çünkü insanlara baktığımız zaman modern dünyada çok tüketim eksenli bir yaşayış tarzı görüyoruz. Çok fazla koyun psikolojisi var, değil mi? Onunla gidiyoruz, reklamlar vesaire. Tüketim insanına dönüştük. Öyle bir terminolojiye kelime girdi. Evet, güdülüyoruz. Yani biraz kitle iletişim endüstrisi tarafından güdülüyoruz, reklamcılık endüstrisi tarafından güdülüyoruz. Herkes aynı televizyon kanallarını izlerse, herkes aynı mimiklerle konuşursa, o zaman bizi biricik kılan şey ne olacak? Bizi farklı kılan şey ne olacak? Halbuki her insanın parmak izi biricik olduğu gibi, her insanın varoluşsal yapısı da farklıdır, biriciktir. Hepimiz farklı anne babaların evlatlarıyız, farklı yerlerde yetiştik. Hepimizin bu dünyaya katabileceği şeyler var. Bunun için biraz daha zihnimizi özgür bırakmamız, alışıldık kalıpların dışında düşünmemiz ve dünyanın bizden bir cevap beklediğini unutmamamız lazım. Hep istiyoruz ki biz insanlardan alalım, dünyadan alalım. Ama biz ne vereceğiz? Biz ne sunmalıyız? Biz dünyayı daha güzel nasıl kılmalıyız? Ruhumuzu bu dünyaya nasıl katmalıyız? Bu sorulara cevap vermek zorundayız. Hocam şimdi aslında hani bu güdülme meselesi bir takım problemlerden bir tanesiydi. Hani çözüme gitmek istiyorum bu konuşmanın içerisinde. Giriş gelişme sonuç ki çok derin bir mesele. Tekrar altını çiziyorum. Hiçbir zaman yetmeyecek ama en azından bir ışık tutmaya çalışıyoruz ama diğer sorunlardan bir tanesi yine sizin lafınız var. Diyorsunuz ki na mevcudiyet artık mevcut değil. Her yerde mevcut olma halindeyiz. Evet, evet, yani evet. Bu mesele en önemli. Mesela şu an teknolojinin gelişmesiyle birlikte hepimiz sürekli mevcutuz değil mi? Sürekli online'ız evet, vesaire. Dolayısıyla yüzeysel ilişkiler, her şeyi yüzeysel yapma hali bizi bir takım anlam arayışımızdan ya da anlamlı yolculuklardan da uzak tutuyor zannediyorum. Sizden dinlemeyi çok isteriz. Çok haklısınız. Aslında şu dönem bizim için bir içe kapanma dönemi gibi görünse de hepimiz biraz daha bazı konularda ruhsal anlamda derinleşmeye
derinleşmeyi tercih edebiliriz. Bunun içinde na mevcudiyet, yani her zaman online olmamayı, çevrim içi olmamayı başarmamız lazım. Ben bir kitap okuyacağım zaman artık mesela cep telefonumu kapatıyorum. Çünkü çalışmalar şunu göstermiş. Cep telefonumuz vızırdadığı anda bizim kitaba verdiğimiz dikkat 3 dakikalığına, 5 dakikalığına uçuyor. Yeniden onun geri gelmesi işte o kadar zamanımızı alıyor ve eski verimlilikte de geri gelmiyor. Mümkün olduğunca elektronik alet edevattan uzak durduğumuz, onları kapatabildiğimiz, kendimizle baş başa kaldığımız, sevdiklerimizle baş başa kaldığımız anlar olmalı. Elektronikten ayrı, elektroniğin sızamadığı, sadece kendi çıplak varoluşumuzda, ruhumuzda orada olduğumuz anlar olmalı. Burada ve şimdi psikolojisi çok önemlidir psikiyatride de, psikolojide de. Yani insan kendini burada ve şimdi hissettiği zaman endişeden, dertlerden biraz uzaklaşır. Endişe dediğimiz şey çoğu zaman geleceğin ağır baskısıdır. Yani gelecek bizim üzerimize çullanacak, bize bir sürü olumsuzluklar getirecek diye düşünmeye başladığımız anda heyecanlanmaya başlarız. Panik atağa aday oluruz. Geçmişin sürekli hapishanesinde yaşarsak, yani geçmiş benim peşimi bırakmıyor, geçmişte şu hataları yaptım, bu hataları yaptım, geçmişin zindanından hiçbir türlü çıkamazsam da bu sefer geçmişin bir esiri olmuş olurum. Bugün ve şimdiyi yaşarsam ama, çünkü hayat uzun bir şimdiden ibaret. Eskiler anı daim derlerdi. Daima an. Hep bugün de yaşıyoruz. Bugünün hakkını verirsem işte o zaman belki na mevcudiyeti de başarmış olacağım. Yani buradaki na mevcudiyetten kasıt online mevcut olmama hali. Her zaman ulaşılabilir olmama hali. Her zaman elektronik vızırtıya dikkatimizi vermeme hali. Kendimizi kaptırarak coşku içinde bazı şeyleri yapabilmek. Buna bir psikolog akış hali diyor. Csikszentmihalyi, akış hali diyor. Yani saatin tiktaklarını unuttuğumuz zamanlar. Saati unutuyoruz. Gömülüyoruz anın içine. Yaptığımız şeyi o kadar şevkle, o kadar aşkla, o kadar güzel yapıyoruz ki, o kadar büyük bir coşkuyla yapıyoruz ki zamanı geçip gittiğini farkında bile değiliz. İşte bu anları hayatımızda ne kadar çoğaltırsak o kadar mutlu insanlar olmaya adayız demektir. O kadar anlam üretmeye aday insanlarız demektir. Mümkün olduğunca kendimizi yaptığımız her neyse, marangozluksa marangozluk, yazı yazmaksa yazı yazmak, program sunmaksa o, veya başka bir konuda bir hazırlık yap, kek yapmaksa, makarna yapmaksa o. O ana gömülerek ve onu bütün dikkatimize yaparak ilerlersek zannediyorum hem mutluluk katsayımız artacak hem de hayattan bize genel anlamda daha büyük bir keyif ve zevk almış olacağız. İşte burada yine parantez açmak istiyorum. Konu konuyu da açıyor. Hayattan zevk almak, mutluluk. Aslında o tanımlarımızda da bir takım sıkıntılar var. Çünkü bunları yapmamızın bir sebebi de kendimizi sürekli uyuşturma halimiz. O kadar çok kaçıyoruz ki acılarımızdan ya da hoşnut olmadığımız durumlardan kendimizi oyalıyoruz. Bir takım oyalanmaların içine giriyoruz. Hepimiz aslında bir mutluluk arıyoruz ama mutluluğun ne olduğunda da bir sıkıntı var. Yine sizin söylediğiniz Robert Nozick galiba bir düşünce deneyinden ve düşünce tankı deneyinden bahsetmiştiniz. Evet. Onu da anlatmanızı rica edeceğim. Çok ilgi çekici gelmişti bana çünkü. Oradan da mutluluk nedir'e geçeriz biraz ve acı üzerine yoğunlaşırız. Tabii. Robert Nozick diyor ki bir tank yapalım. Bu tanka isteyenleri koyalım. Bu tankta bir buton olsun ve beynimize bazı kimyasallar versin. Bu kimyasallara bastığımız sürece, o butona bastığımız sürece biz hayatımız boyunca hiç keder, acı hissetmeyelim. Bir elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmayalım. Bütün bir keyif halinde, mutluluk halinde hiç acı hissetmeden yaşayalım. Böyle bir hayatı ister miyiz diyor. Siz ister misiniz? Ben size sorayım. Hiç acı yok ama. Hayır. Hayal kırıklığı yok.
İşte o zaman mutluluk da anlamını kaybetmiyor mu? Yani zıttı olmadığı zaman o duygunun, değil mi? Yani onun bir anlamı kalmıyor. Sıradanlaşmıyor mu? Çünkü zıttını Fevkalade. deneyimliyorum ki onun kıymetini biliyorum mu? Evet. Doğru cevap. Kutluyorum sizi. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Güzel. Yani kesinlikle çok haklısınız. İnsan bir şeyin zıddını yaşamaksızın kendisini de derinlemesine yaşayamıyor. Yani biz mesela hastalıkla ilgili bir tecrübe yaşamaksızın sağlığın kıymetini anlamıyoruz. Akciğerlerimizde bir problem olmazsa biz mesela nefes alıp verdiğimizin farkına bile varmıyoruz. İnsan mutsuzluğu yaşarsa mutluluğun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlıyor. Bakın bu korona zamanlarında hepimiz kendi birbirimize şunu söylüyoruz. Ya ne kadar güzelmiş birbirimize sarıldığımız o zamanlar. Ne kadar güzelmiş birbirimize sokulabildiğimiz o zamanlar. Birbirimize diz dize durup göz göze bakabildiğimiz, birbirimizin elini tutabildiğimiz zamanlar. Biz ne kadar büyük imkanlara sahipmişiz ve bunun farkında değilmişiz. Bunu fark ediyoruz şimdi. Önceden çantada keklik gördüğümüz, bizim için vazgeçilmez önemde gördüğümüz bir şey. Şimdi ne oldu? Birden çok değerli oldu. Kaybettiğimiz zaman değerini fark ettik. Aynı bunun gibi anlamsızlık buhranı yaşayan bir insan için anlam çok kıymetlidir. Mutsuzluk buhranı yaşayan bir insan için mutluluk çok önemlidir. Sağlıksızlıkta sağlık önemlidir. Her şey mefhumu muhalifiyle, zıt kavramıyla anlamını kazanıyor. Dolayısıyla Nozick'in bizi düşündürmek istediği şey de bu zaten. Sizin fevkalade isabetle doğru cevabı verdiğiniz o konu, sonsuza kadar mutluluk insana mutluluk vermez aslında. İnsan ayağının efendim çelmelendiğini, düşer gibi olduğunu görmezse, kendi çabasını hissetmezse bir konuda oradan itminan hissi, mutlu huzur hissi duymaz. Yani hepimiz hayatta mutluluk dediğimiz şeye bir çabayla, bir gayretle ulaşmak istiyoruz. Hayat mücadele etmektir. Hayat kapıları zorlamaktır. Bunu yapabildiğimiz kadarıyla kendimizi daha mutmain olmuş, huzurlu insanlar olarak hissediyoruz. Eğer bir şey bize hiç çaba gerektirmiyorsa bizden, o insana bir ödül hissi de vermiyor. Yani yaşadıklarımızdan sonra bir şeyi hikaye etmemiz gerekiyor. İnsan çok değişik bir varlık Cansu Hanım. Biz hikaye eden varlıklarız. Yani anlatacak bir şeyimiz kalsın istiyoruz. Evet. Geride bir şey kalsın. Yani ben bak etrafımı anlatırken bir butona bastım ve sonsuza kadar mutlu oldum. Bir cümle bu hikaye. Başka bir şey kalmadı buradan. Ama zorluklarla karşılaştım. Yağmur yedim, tipi yedim, fırtınaları aştım. Efendim kum fırtınalarına yakalandım. Çölleri geçtim. Bak onun sonunda şunu yaptım, bunu yaptım ve benim anlatacak bir hikayem var. Evet. Hepimiz anlattığımız hikayelerin toplamıyız. Hepimiz anlattığımız hikayelerin bileşkesiyiz. Hayatta ne yaptığımız, hangi mücadeleyi verdiğimizin bir bileşkesiyiz. Dolayısıyla o deney bize kolaycı formüllerin, kolaycı mutluluk arayışlarının ne kadar beyhude olduğunu hissettiriyor ve aslında bize yakıcı bir soru soruyor. Yani sen ne yaptın? Hangi mücadeleyi verdin? Bir Samuel Beckett'in çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki hep denedin, hep yenildin. Bir daha dene, bir daha yenil. Daha güzel yenil. Daha güzel yenil. Daha güzel yenilenin bile anlatacak bir hikayesi var. Evet, bu kadar kez kalktım ama bu kadar kez düştüm ama bu kadar kez de kalktım yönünden. Şimdi burada hocam çok önemli şeylere işaret ettiniz. İşte özellikle bir şeyler yapmamak, çabalamamak, tüketim toplumlarından bahsetmiştiniz. Çünkü tüketim toplumu bizi aslında şöyle insanlara çevirdi. Biz haz duygumuza, aslında o yolculuğun, çetrefilli yolculuğun sonunda ulaştığımız şey haz ya, haz duygusuna çok çabuk ulaşmaya başladık tüketim alışkanlıklarımızla ve kısa hazlarla birlikte mutluluğumuzu satın alır hale geldik. Ve birçok insan bunun dışında bir mutluluk tanımı da yapmıyor galiba, değil mi? Yani mutluluğu satın almak kavramı artık günümüz insanın en önemli problemlerinden bir tanesi. Ama bence daha da büyük bir problem bunun böyle olduğunun idrakında olmamaları. Yani bunun bir satın alma değil, gerçek mutluluk tanımına koymaları zihinlerinde. Katılır mısınız bilmiyorum.
Tamamen katılıyorum. Tüketim endüstrisi bizi ruhsal boşluklarımızı satın aldığımız şeylerle doldurabileceğimiz konusunda ikna ediyor. O yüzden insanlar üzgünken çok fazla şey alıyorlar. Aslında alışverişle ilgili çalışma yapan psikologlar şunu bulmuşlar. Bir şeyi almak için zihnimizde evirip çevirdiğimiz zamanlar, alma planları, düşleri kurduğumuz zamanlar en zevkli zamanlar. Ama o gidip alıyoruz. Aldıktan sonra o şey değerini kaybediyor hemen gözümüzde. Çünkü onu almanın heyecanı insanları mutlu ediyor. Benim bir çok uzun yıllar önce bir danışanım vardı. Bir önemli bir şirkette önemli bir görevi olan bir kişi. Şöyle bir hikaye anlatmıştı bana. O kadar yoğun çalışıyorum ki rahatlamak için bulabildiğim tek şey alışveriş merkezlerine gitmek ve kendime kıyafet almak. Aldığım kıyafetlerin yarıdan fazlası paketleri açılmamış halde evde duruyor. Ama gidip onu alırken rahatlıyorum diyordu. Mesela bu ne kadar ilginç bir şey değil mi? Satın almak bile insanı rahatlatıyor gibi görünüyor. Bir Ama uyuştururcu bulmuş kendine. uyuşturucu Bir gibi. uyuşturucu yöntemi, evet. Tabii. Bir sonraki sefer bir daha. Bir sonraki sefer bir daha. Daha fazla hatta. Daha fazla kullanmanız gerekiyor. Bu bir şey. Koşu bandında koşmak gibi. Yani koşuyorsunuz ama bir yere gitmiyorsunuz. Buna hedonistik koşu bandı diyoruz biz. Zevklere ve hazlara ayarlı bir koşu bandında insan çok koşar ama hiçbir yere varmış olmaz. İçimizde daha derin sorulara cevap vermediğimiz sürece ilerleyemeyiz. Mümkün olan yani en çabuk yolda hazlara erişmek isteriz ama o hazla eriştiğimiz zaman o anlamını kaybeder, daha fazlasını isteriz, daha fazlasını isteriz. Ve bu koşu bir türlü bitmez ve bizi bitirir. İnsan olarak bizi bitirir. O halde insan neyi aramalı sorusunun cevabı şudur. Maddi olana değiş tokuş edilemeyen şeyi aramalı insan hayatında. Yani paranın satın alamadığı şey çok değerli bir şeydir. Yani parayla kazak satın alabilirim. Ama parayla dostluk satın alamam. Parayla hatta sağlık satın alamam. Alabilseydi Steve Jobs satın alırdı değil mi? Evet. Parayla samimiyeti satın alamam. Bana içtenlikle bakan gözleri, yürekten bakışları satın alamam. Efendim benim zor zamanımda yanımda bitecek, bana omuz verecek bir dostu satın alamam. İnsan hayatı boyunca belki bunu aramalı işte. Yani paranın satın alamadığı şey neyse onu biriktirmeli. Günümüz toplumunda insanlar sıklıkla şeyleri biriktiriyorlar, eşyaları biriktiriyorlar. Ama mesela anıları biriktirmiyoruz. Tecrübeleri biriktirmiyoruz, dostlukları biriktirmiyoruz. Yani asıl biriktirilmesi gereken şeyden uzak durarak sadece tüketimci bir edayla nesneleri biriktirdiğimiz zaman yani 80 yaşına geldiğimize gelebilirsek eğer bizden geriye bir şey İnşallah kalmıyor. Allah uzun ömürler versin Amin, hocam. inşallah. Yani Sizden geriye çok şey kalır ya, çok eminim. hepimizden kalır. İnşallah bizim için de Hepimizden öyle kalır. olur, evet. Hepimiz iyi niyetle, gayretle, çabayla bu topluma, çevremizdeki insanlara, sevdiklerimize bir şey vermeye gayret edersek Evet. hepimizden geriye bir ışık kalacaktır. Yani bunun derdinde olmamız lazım. Biraz dertli olmamız lazım. Evet, Uyuşarak gerçekten öyle. yaşamayalım yani. Biraz çimdik atalım kendimize, uyandıralım kendimizi. Uyanalım, onu diyecektim ben de. Uyanalım şu an, yani bu boşluk bize, yani bu sıkıntılı süreç bize umut ediyoruz. Zaten onun için çabalıyoruz. Bu uyanışı sağlar. Biraz önce insan ilişkileri dediniz. Aslında hani birçok araştırma var, sizin de işaret ettiğiniz var. Birçok okunacak, incelenecek araştırma da bunu gösteriyor ki mutluluk halinin, o iyilik halinin sürdürülebilmesi için iyi insan ilişkileri şart. Ama yine sizin çok fazla işaret ettiğiniz yazılarınızda, konuşmalarınızda bir şehirlere tıkılmış insanat bahçelere benzetmeniz var. Evet. Yani ve burada çok hani insanat bahçelerinde bir sıkışmışlık hali içerisinde olduğumuz için insanlar olarak bu ilişkileri doğru yönetemiyoruz. Niçin? Sıkışmışlık hali biraz bizde öfke ve sinir krizi patlamalarına da sebep oluyor. Tabii. Bunlar için ne tavsiye edersiniz? İyi ilişkiler kurmak adına. Tabii.
Robert Sapolsky diye bir psikoloji profesörünün ilginç bir kitabı var. Neden zebralar ülser olmaz diye. Türkçe'ye çevrilmedi galiba. Orada şunu söylüyor. Zebralar savanalardan, Afrika'nın kırlarından alınıp da bir hayvanat bahçesine tıkıldıkları zaman ülser geliştiriyorlar. Ve bu diyor tamamen tabiatlarına, fıtratlarına aykırı bir hayata zorlandıkları için oluyor. Çünkü zebra koşmak istiyor özgür kırlarda. Alabildiğine koşabilmek istiyor, o özgürlüğünü yaşamak istiyor. Bir yere tıkıldığı zaman psikosomatik hastalıklar geliştirmeye başlıyor. Bizler de aslında şehir hayatında çok tıkıştırılmış bir şekilde yaşıyoruz. Doğamıza aykırı yaşıyoruz aslında ama Doğamıza farkında aykırı değiliz. yaşıyoruz. Tabii doğamızda bu kadar hızlı olmak yok. Doğamızda hep her şeyi telaşla yapmak, bir şeyi peşi sıra kovalamak, efendim sürekli bir şeyin arkasından yorulmak, yetişememe telaşıyla güne başlamak yok. Ama günümüzde maalesef korkunç bir hız kültürü var. Adeta hızlı olan yavaşı yutuyor. Yani yavaşla bir pay bırakılmıyor. O yüzden benim en çok okunan kitabım Yavaşla Bu Hayattan Bir Defa Geçeceksin. Demek insanların böyle bir yavaşlama ihtiyacı var. O kitapta ben bu hız kültürüne bir eleştiri getirmeye gayret ettim. Şimdi bakın biz doğal olarak yavaşladığımız bir zaman diliminden geçiyoruz. Şu anda bir şehir ister istemez daha yavaş yapıyoruz. Hayatımız durağanlaştı evlerimizin içinde. Burada sormamız gereken çok yakıcı bir soru var. Böyle yaşamakta ne kaybettik? Yani şimdi daha yavaş olduğu zaman ne kazandım ne kaybettim? Bu muhasebeyi hepimiz yapmak zorundayız. Hayat fazlalıkları atma sanatıdır. Biraz fazlalıkları atalım. İradi basitlik diye bir şey var. Batı'da bir akım var. Bence bunu bizim de yavaş yavaş benimsememiz ve uygulamamız lazım. Yani hayatımızın içindeki kalabalık eşyalardan uzaklaşalım. Minimum hangi eşyayla yaşayabileceksek onunla yaşayalım. Yaşantı oburu olmayalım. Her gün şeye gitmemize gerek yok. Efendim tiyatroya, sinemaya gitmemize gerek yok. Bazı günler kendi içimize dönelim, tefekkür edelim, hayal kuralım, boş boş oturalım, canımızın sıkılmasına izin verelim. Sevdiklerimizi düşünelim, şiir yazalım, hikaye yazalım. Yani hayatı böyle bir sürekli performans üzerinden değerlendirmeyelim. Onu yaptım, aferin bana. Bunu yaptım, aferin bana. Herkesten alkış istediğimiz, bir tiyatro sahnesinde böyle sürekli reverans yaptığımız, iltifat beklediğimiz, aferin beklediğimiz bir yarışa çevirmemeye gayret edelim hayatı. Bazen insanların gözlerinden uzak durmaya çalışalım. Kendi içimize doğru kök saldığımız, derinleştiğimiz anlarımız olsun. Eğer biz bunu yapabilir isek, yavaşlamanın hakkını veriyoruz demektir. Mesela evlerimizde geçirdiğimiz şu zamanlarda kendimizde neyi geliştirdik? Bu soruyu soralım kendimize. Neyi geliştirdim? Mesela birisi diyebilir ki hayal kurabilme kabiliyetimi geliştirdim. Birisi diyebilir ki kelimelerle oynama kabiliyetimi geliştirdim. Hikaye yazdım, şiir yazdım, günlük yazdım. Herkesin de sanatkar olmasına gerek yok. Günlüğümü doldurdum. İlişkilerim üzerine düşündüm, geçmişte ne yaptığım üzerine düşündüm, nefis muhasebesi yaptım, Allah'la aramdaki ilişkiyi sorguladım, başkalarına yaptığım haksızlıkları düşündüm veya efendim hayatımda çok önemli bir rol oynamış insanlara şükran duydum, onlara bir şükran mektubu yazmak içimden geçti. Onlara öyle bir mektup yazasım geldi ki hayatımda oynadıkları bu belirleyici rol için onlara teşekkür edesim geldi veya yazdım. Bütün bunlar bize vakti nasıl bereketlendirebileceğimiz konusunda bir ipucu sağlar. Lütfen hiçbir anı zayi etmeyelim. İnsan ömrü iki nefes arasında geçip gidiyor. Doğuyoruz, bir nefes alıyoruz, ölüyoruz ve bir nefes veriyoruz. Halbuki mikro hayatlarımız sürekli iki nefes arasında olup bitiyor. Ben şimdi sizinle konuşurken nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Aradaki süreye an diyoruz, an. Bir an aslında iki nefes arasındaki süre. O yüzden bizim büyüklerimiz, eskilerimiz demişler ki huş derdem, yani nefes ayıklığı, aldığın, verdiğin nefesin farkında ol demişler. Bütün kadim öğretiler Budizm'den, efendim uzak doğu geleneklerinden İslam'a kadar
Nefesin farkında olmayı, aldığımız nefesi bilinçle alıp bilinçle vermeyi bize öğütlemişler. Lütfen aldığımız nefesin farkında olalım ve aldığımız nefesin de hakkını verelim. Sadece nefes İnşallah. almak değil, nefes vermek de önemli. Nefesi veremezsek yani yine öldük, değil mi? Evet. Sürekli bir dinamizm üzerine giden bir hayatımız var. Yunus Emre'nin çok güzel bir beyti var. Diyor ki, her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası? Ya muhteşem geliyor bana bu. Her dem yeniden doğmak için, her nefeste yeniden doğuyoruz. Bize aldığımız her nefeste yeniden bir doğum fırsatı veriliyor. Dolayısıyla hayatımız üzerine her seferinde yeniden tefekkür edip hayatımızı gözden geçireceğimiz, eskiler murakabe derlerdi, kendi özümüze yaklaşacağımız, yakınlık, ünsiyet kuracağımız zamanlar olmasına şu zamanların izin vermemiz lazım. İnşallah. O kadar çok şey söylediniz ki, söylediğiniz birçok şey için birçok soru sormak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim ama vaktimiz kısıtlı. O kadar güzel gidiyor ki muhabbet. Ama şimdi hocam, kadim öğretiler dediniz. Aslında kadim öğretilerden uzaklaştıkça bu sorunları yaşar olduk ve hani acımızı sevmiyoruz. Yine siz Yavaşlamak kitabınızdan bahsettiniz. Hani Mevlana'nın da dediği gibi hani acıyı çok yalın bir tabirle acıyı misafir olarak kabul edip ona bir misafirperverlik yapmaktan da çok uzak. Siz de mesela biraz önce söylediğiniz Yavaşla kitabınızda not almışım tararken. Derdini sev, kederini sev, sana kuyuların karanlığından sonra aydınlığı göstereni sev. Bu acıyla barışıklık halimizi nasıl sağlayacağız? Evet, bu çok önemli. Hani diyoruz ya, o posttravmatik süreci ya da travma sonrası gelişim dediğimiz şey. Bunu yaşamak istiyoruz. O yüzden o acıyı sindirmemiz ve doğru duygularla reaksiyon vermemiz gerekiyor onu. Ama bunu nasıl yapacağız? O karanlıkların aydınlığa çıkacağı inancını nasıl taşıyacağız içimizde? Evet, işte en zor kısım belki o, onu uygulamak. Çünkü bazı şeyleri söylemek kolay, yapmak zor. Evet. Olmak zor. Kaderini sev, amor fati. Çok eski bir prensip ve aslında kadere iman eden kederden kurtulur diye bizim bir kelam-ı kibarımız da var. Güzel bir sözümüz de var. Kimileri bir hadis-i şerif olduğunu söyler, kimisi kelam-ı kibar der. İnsan değiştiremeyeceği şey karşısında kapıları zorlamayı bırakmalı. Yani teslimiyet ve tevekkülün bize lazım olduğu anlar var. Evet. Teslimiyet ve tevekkülün bizi olgunlaştıracağı anlar var. Ben ona aktif sabır diyorum aynı zamanda. Yani sabır bir şey hemen olsun demek değil. Bir şey zamanı gelince uygun eylemlerle gerçekleşir demek. Onu beklemeyi bilmek. Bekleme sanatıdır sabır. Zorluklarla karşılaştığımız zaman hemen anında onları biz değiştiremeyebiliriz. Zorluklar bazen bizi eğitmek için gelirler. Misafirhane şiirinde söylediği gibi Mevlana Celaleddin Rumi'nin. Onlar bize öteden bir bağış olarak gelmiştir. Bizi terbiye etmek, nefsimizi törpülemek ve bizi daha ileriye sıçratmak için gelmiştir belki o zorluklar. İşte o zorlukların içinde kaldığımız süre içinde değiştiremeyeceğimiz şeyin ne olduğunu iyi anlamak ve değiştirebileceğimiz şeye de talip olmak lazım. Ben kendimde olanı değiştirebilirim. Çevremde elimin eriştiği şeyi değiştirebilirim. Ama elimin erişmediği, değiştiremeyeceğim şeyler de var. Bunları kabullenirim. Buna rıza göstermeyebilirim ama değiştiremeyeceğimi kabullenirim. Şimdi korona günlerini düşünelim. Korona günlerinde hepimiz ilk başta büyük bir dehşet yaşadık. Çünkü bildiğimiz dünyanın sonuna geldik. Bildiğimiz dünyanın sonu ne demek? Yani sabah çıkıp rahatça işimize gidemiyoruz, sinemaya gidemiyoruz, konsere gidemiyoruz, arkadaşlarımızla buluşup restoranda yemek yiyemiyoruz filan. Otomatik pilottan koptuk öncelikle. Otomatik pilottan koptuk, gelecekle ilgili plan yapamaz hale geldik, gelecek büyük belirsizlikler içeriyor hale geldi. İnsan arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden çekinmeye başladık, fazla birbirimize sokulmamaya başladık. Ne oldu bu belirsizlik, bize ne getirdi? Büyük bir Kaygı. endişe duygusu, kaygı Kaygı. getirdi. Bu kaygı aslında hayatı kontrol edememekten kaynaklanıyor.
Peki kontrol edebileceğim bir şeyler kaldı mı hala? Evet var. Çok şükür hala var. Elimi yıkayabilirim. Kalabalığa girmeyebilirim. İnsanların içinde hapşırmayabilirim, tıksırmayabilirim, öksürmeyebilirim. Hijyene dikkat edebilirim. Elimi sağa sola sürmeyebilirim. Bütün bunlar benim kontrol edebileceğim şeylerdir. Ya da mesela şunu yapabilir miyiz hocam? Bu korku verici durumun bendeki karşılığını kontrol edebilirim. Harikasınız. Değil mi? Çok 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 doğru. Benim vereceğim tepkileri kontrol edebilirim. Uyaranla tepki arasında bir boşluk vardır ve o boşlukta bizim nasıl bir insan olduğumuz şekillenir diyor Viktor Frankl'ın sözü yine. Yani bir şey bana bir uyaran geliyor, bir tehdit geliyor ve ben o tehdide bir cevap veriyorum. Ama o arada düşünüyorum, nasıl bir cevap verirsem daha iyidir. Öfkeyle cevap verebilirim, teenniyle, düşünerek, akılla cevap verebilirim. Eğer akılla cevap verirsem elimi yıkarım efendim, tedbirimi alırım, değil mi? Ondan sonra tevekkül ederim. Tedbirimi aldıktan sonra, devemi bağladıktan sonra tevekkül ederim. Mesele zaten budur. Kabullenişteki mesele de budur. Ben yapabileceğim şeyleri yapmalıyım. Elimin erdiği yerdeki kötülükleri yok etmeliyim. Kontrol edebileceğim her şeyi kontrol edebilirim. Davranışlarımı veya yakın çevremdeki şeyleri. Ondan ötesi kontrol edemeyeceğim şeyler için tasalanmayı bırakmalıyım. Çünkü geleceği çok daha fazla düşünerek geleceği daha iyi kılamıyorum. Kabul ederim. Akışa teslim olurum. Evet, bir de burada teslimiyet işte. Teslimiyet bir de gaybla da bağlantılı bir takım belki bizi olumlu yönde etkileyecek. Çünkü mesela benim inancım, birçok insanın inancı farklı olabilir ama mesela hani Allah'tan geliyor. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ondan sonra gayet bilmediğim bir şey bu. Ben bunu öngöremiyorum. Öngörebilseydim zaten daha önceden hazırlık yapardım. Mart'ın sonundan itibaren dışarı çıkamayacağım için. O da galiba biraz rahatlatıcı değil mi? Bir hani yaratıcıyla evet. Bir kendinden daha büyük bir güce sığınma ihtiyacı. Evet. Bu da insanın içerisinde var mı yani psikolojik olarak gereksinimi mi hocam? Vallahi bir söz var. Takdir tedbire gülermiş diye. Biz tedbir alırız ama takdir neyse o olur. Yani ama bu yine de tedbir almamamız gerektiği anlamına gelmez. Yine meşhur bir söz var. İnsan plan yapar, Tanrı güler diye. Daha Batı evet. Dünyasından bir söz. İnsanın planları her zaman dört dörtlük ortaya çıkmaz. Bizim sebep-sonuç ilişkisi kurduğumuz olaylar arasında bazen o sebep-sonuç zincirini kıran çok beklenmedik gelişmeler olur. Biz ama yine de mantıklı olanı, doğru olanı seçmek, yapmak ve hayatlarımızı en verimli bir şekilde, en hayırlı bir şekilde değerlendirmek ödevindeyiz. Yani bu evet yani her şey sonuçta Allah'ın takdir ettiği şekilde gerçekleşir demek benim sorumsuz, vurdum duymaz bir şekilde davranmamı asla gerektirmez. Bir ilahiyatçı dostumla bir konferans sonrasında sohbet ediyordum. Çok güzel bir cümle söyledi bana. Benim kafamdaki bir meseleyi çözen bir cümle kurdu. Bunu izleyicilerimizle de sizinle de paylaşmış olayım. Dedi ki kulun irade etmediğini Allah murat etmez dedi. Yani Allah'ın da yüce yaratıcının da bizden beklediği bir şey var bize cevap vermek için. O konuda irade göster diyor. Yani sen bir konuda çalış, ondan sonra ben de sana onun mükafatını vereyim. Belki hiç olmayacağını zannettiğim bir şeyi oldurayım senin için. Ama sen bir çaba göster. O yüzden İbn Arabi'nin meşhur bir sözü vardır. İnternet aleminde de çok dolaşır. Ben çok severim o sözü. Kader gayrete aşıktır diye. Yani biz biraz son noktaya kadar irade göstermek ödevindeyiz. Sonra da bazı kapılarında zorlanmayacağını öğreniriz. Bazı kapıları zorlamamamız gerektiğini öğreniriz. Bekleriz. Bazen beklemek öğretir insana. Bir kapıda beklersiniz. Böyle bir film vardı. Il Postino diye, postacı. Ünlü şair Pablo Neruda'nın hayatından bir kesit anlatan bir şey. Orada bir hikaye anlatıyor. Bir adam bir kızı seviyor.
Bir genç kızı seviyor. Fakat kız ona hiç yüz vermiyor. Bir sene boyunca kapısını da bekliyor. Gece oluyor, gündüz oluyor, yağmur yağıyor, boran esiyor efendim. Ayrılmıyor kapıdan. En sonunda 365. gün son saatte kız insafa geliyor. Ya bu adam benim için bu kadar çilelere göğüs geriyor. Demek ki sevgiyi hak ediyor deyip kapıyı açtığı anda adam uzaklaşarak gidiyor. Çünkü o bir sene orada onun için beklemiş, kendince bir süre tayin etmiş, şu vakte kadar gelirse diye. O bir sene içinde o kişinin onu takdir etmemiş olması neticesinde o ayrılıyor oradan ve böylece bir trajik bir hikaye doğmuş oluyor. Ama o bekleme onu başka bir şey yaptı. Onu olgunlaştırdı. Pişti yandı orada çünkü. İşte bazen sabır bizi insan olarak çok daha güzel vadilere, sahillere taşır. Bazen bazı şeylere hemen ulaşmamamız gerekir. Hemen ulaşırsak bizim için kıymetli olmayacaktır. Ama bir sabırla, gayretle ona ulaşırsak kendi içimizde de demlenmiş olacağız ve o bulduğumuz şey bizim için çok daha anlamlı olmuş olacak. Belki daha önce çok kolay heba edebileceğimiz bir şey şu anda heba etmemiş olacağız. Kıymetini bileceğiz. Soru yok İnşallah. mu hiç? Oradan sorular geliyor. Onları arkadaşlarım bana yönlendirecek ama zaten ben çok hani şiir gibi konuşuyorsunuz diye. Yani ben bile hocam yani yanlış anlamayın ne olur. Size soru sormak istemiyorum. Siz sadece kendiniz anlatın istiyorum. Yani Ama öyle şiirsel bir konuşma Cansu var. Hanım, ben sorulardan çok öğreniyorum. Yani birkaç soru alabilirsek, mesela nereye takılmış insanlar bizim bu konuşmamızdan, Evet. benim için de yararlı olur, öğretici olur. Her fırsatı bir öğrenim fırsatına çevirmek lazım. Evet, o soruları gelince çok fazla şey yorum aktı zaten. Onları bana yönlendirecektir Yeşilay'daki arkadaşlar. Ben o sırada hocam bir parantez açmak istiyorum. Hani dedik ya bu hız ve yavaşlık meselesinde. Bence günümüz en önemli sorunlarından da bir tanesi bu. Ben de çok değerli hocalarımla program yaptığımda özellikle en çok soru gelen meselelerden bir tanesi bu. Siz dediniz de sürekli bir alkışlanma hali, bizi övsünler istiyoruz. O yüzden çok hızlıyız. Sürekli bir rekabet ve yarış içinde buluyoruz kendimizi. Çünkü galiba günümüz insanında şöyle bir kod gelişti. Yanlışsa lütfen düzeltin beni. Eğer başkaları alkışlarsa sevilecek biri olduğunu Tabii. düşünüyor. Yani kendini sevmiyor, kendini değerli görmüyor. Başkalarından o takdiri aldığı vakit ben değerliyim. Başkaları alkışlarsa, başarılı olursam çok değerliyim. Bu ne kadar doğru? Neden böyle olduk? Yani bir gösteri toplumunda yaşadığımız dile getiriliyor. Gösteri toplumu herkesin performansı ölçüsünde sevildiği, alkışlandığı bir toplum demek. Biraz da gösterdiğimiz personalarımız, maskelerimiz de varız. Bir süre sonra bazı insanlar o kadar çok maske takıyorlar ki o maskenin gerisindeki gerçek yüzlerini unutuyorlar. Sadece maskelerden ibaret hale geliyorlar. O yüzden günümüzün en önemli ve acil meselelerinden bir tanesi göründüğümüz gibi olabilmek veya olduğumuz gibi görünebilmek. Yani ruhumuzun, özümüzün dışarı aynı şekilde yansıyabilmesi, bir poz kesmemek, numara yapmamak, sahici ve samimi olmak. Sahici ve samimi olmadığımız her seferinde aslında ruhumuzdan bir parça kopup gidiyor. Yani rüzgarın kayadan toz parçalarını koparması gibi yavaş yavaş eriyip gidiyoruz. Kierkegaard'ın çok sevdiğim bir sözü var. Der ki, insan her şeyi kaybettiğini fark eder. Bir parmağını fark eder, kaybederse fark eder. Cebindeki 5 kuruşu kaybettiği zaman fark eder. Ama bir şeyi kolay kolay fark edemez. Yavaş yavaş kendini kaybettiğini. Bazen insanlar yavaş yavaş değişirler. Bulundukları ortamın şeklini, rengini, kıvamını alırlar ve ondan sonra derler ki bambaşka bir insan olmuş ve o kimlikleriyle yürür hayata devam ederler. Neyi kaybettiklerini bile hatırlamazlar. Mevlana'da bir hikaye vardır. Ayvaz'ın hikayesi. Ayvaz sadrazam oluyor ve her gün kayboluyor. Yarım saat, bir saat. Köle Ayvaz sadrazam oluyor. Kayboluyor.
Ama insanlar onun köle olduğunu bilmiyorlar tabii. Sadrazam olarak hürmet ediyorlar. Sonunda birisi bir gün merak ediyor. Acaba bizim sadrazam nereye kayboluyor diye. İzliyor onu ve Ayvaz kölelik giysilerini bir odaya koymuş, bir hücreye koymuş. Her gün yarım saat gidip o kölelik giysilerine bakarak tefekkür ediyor. Ben buradaydım, bu giysileri giyiyordum, horlanıyordum. Şimdi çok alkışlandığım bir makamdayım, mevkideyim, çok aferinler aldığım bir yerdeyim ama kölelikten geldiğimi asla unutmamalıyım. Nereden geldiğimi unutmamalıyım. Her insanın kendi kendine yapması gereken bir nefis muhasebesi bu. Yani nereden geldik, ne yaptık, ne hangi imkanlarla buluştuk ama neydik aslında? Veya neyiz aslında? Yani bu korona günleri bize bir şey gösteriyor. Yani hepimiz çok aciz varlıklarız, çok kırılgan varlıklarız ya. Yani bir tane virüs, gözle göremediğimiz bir virüs hepimizi yere seriyor, öldürüyor. İnsanları kitleler halinde öldürüyor. Bu kadar tekebbüre ne gerek var, kibre ne gerek var? Hepimizin bu Aciz olduğu yerler var. aciz olduğumuz yerleri ve zamanları çok iyi düşünmemiz ve bir başka insana, bir başka varlığa öfkeyle, şiddetle, boyun eğdirmek niyetinden yaklaşmamamız lazım. Ben ona şöyle diyorum, tevazu devrimi yapalım. Yani aslında insanlar tevazu dediğimiz şey biraz da seni duymak için beni geri çekmektir. Yani seni Evet. sana Çok yer güzel. açmamdır, ruhumda yer açmamdır, kendini susturmamdır. İnsan mütevazı olduğunu nasıl fark edebilir? Kendisiyle ilgili düşünmediği anlar çoğalırsa, kendi nefsiyle ilgili şeyleri sık sık aklına getirmezse insan yavaş yavaş tevazu mertebelerini kazanıyor, o makamlarda yükseliyor demektir. Başka insanları düşünürsek, dünyadaki başka hadiseleri düşünürsek, kendimizi biraz geri çekebilirsek, o zaman insanlık yolunda da biraz ilerlemişiz demektir. İnşallah. Hocam şimdi siz soru dediniz, sorular ardı ardına geldi. Çok da az vakit kaldı. Ben sadece şunları böyle hızlı hızlı okuyayım. Belki kısa kısa cevaplar verebilirsiniz. Hani kontrol edebileceğimiz, kontrol edemeyeceğimiz şeylerden bahsetmiştik. Bunları nasıl ayıracak insan diye sormuş bir takipçimiz. Bir de Frankl için anlam konusunu söylediniz ama çok travmatik hikayeleri olan insanlar var. Onların anlam bulmaları daha zor olmaz mı hocam diye sormuşlar. Bu ikisini Bu söyleyeyim sonra öbürlerini sorayım hocam. travmatik hikayesi olan insanlar dahi o travmatik hikayeleri dönüştürüp bambaşka bir yere, bambaşka bir varoluşa payanda kılabiliyorlar. Yıllar önce bir vakat orta tartışması yapıyoruz. Çok ağır eziyetler görmüş bir kadının hikayesini anlattı bir meslektaşım. Ne olmuştur bu kadın? Bunu bir kitabımda anlattım. Ne olmuştur bu kadına sizce dedi. O kadar ağır hikayeler ki çocuklarını kaybediyor, eşini kaybediyor, cinsel saldırılara maruz kalıyor filan. Oradan bir meslektaşımız dedi ki kesin intihar etmiştir. Bir insan bu kadar acıya dayanamaz dedi. Sonra hikayenin devamını okuduğumuz zaman şunu gördük. Bu kişi Elhamdülillah. Allah hayırlı ömürler versin. Amin hocam. Çok teşekkür ederim. Hep birlikte inşallah. Yani bu kişinin başka bir insanla yeniden hayatını birleştirdiği, evlendiği, yeniden iş kurduğu, hayata umutla tutunduğu ve devam ettiği görülmüş. Umut duygusu insan hayatında asla ihmal edilmemesi gereken bir şeydir. Biz umutla var oluruz. Yarının daha güzel olacağının ümidiyle Allah'ımıza niyaz ederiz. Bugün mesela bu korona günlerinde evlerimizde oturuyoruz ve daha güzel bir yarın bizi gelecek bulacak diye ümit ediyoruz, değil mi? Umut olmadan hayatta varoluşumuz eksik kalır. Bitecek bu günler, çıkacağız Tabii, diye. En basit tabii. umudumuz, en ilk aşamalı hedefimiz o ama umut barındırıyor içinde. Tabii. İnsan Kur'an-ı Kerim'de umut ve korku arasında bir varlık olarak tanımlanmış. Yani bazen korkuya doğru sarkacucu gidiyor, bazen umuda doğru gidiyor. Ama umut her zaman var. Yani umutsuz bir hayat eksiktir. İlk soru neydi? İlk soru da şuydu.
O travmatiğe cevap verdiniz siz. Öbürü de kontrol edip edemeyeceğim şeyleri ayırmakta zorlanıyorum demiş bir takipçimiz. Onları nasıl ayırt edeceğiz demiş. Yani kapıları zorladınız. 3 defa, 5 defa, 10 defa zorladınız. Hiçbir seferinde açılmadı. Kontrol edemiyorum diyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Sonra bir gün aklınıza çok parlak bir fikir gelecek. Veya o kapıyı hiç düşünmediğiniz anda birdenbire diyeceksiniz ki bir de şuradan gitsem acaba olur mu diyeceksiniz. Yepyeni bir çözüm gelecek aklınıza ve o kapı size açılacak. Ya da başka bir kapı açılacak ve diyeceksiniz ki Allah'ım iyi ki bu kapı açılmamış. Bu kadar güzel ki Harika buradan girsem buraya yorumladın. giremeyecektim. Tabii. Tabii çok çok doğru ve güzel bir katkı oldu bu. Robert Frost'un bir şiiri vardır. Der ki ormanda yol çatallandı ve ben gittim yolların az gidilmişinden. Bütün farkı da yaratan bu oldu. Bazen de Evet. az gidilen yoldan gitmek asıl büyük farkı yaratır. Evet. Evet, bunu idrak etmek umuduyla inşallah. Tabii. Sevgili hocam, şimdi şöyle Süreniz bitti. Instagram'ın bir dinamiği var. Bir saat sonra Tamam. suratınıza kapatıyor ve ben bunu Ama asla istemem. yok Ama yapmasın. çok Evet. da soru geldi. Keşke bir yayın daha yapabilsek şu günlerde, birkaç hafta içinde. Olmaz mı? Ramazan'da inşallah niyet edelim, olur mu? İnşallah çok sevinirim. Tamam. Çok zaten bu arada çok daha mutlu oldum çünkü bu gece Allah'ın izniyle ilk sahura kalkacağız Evet. ve Ramazan'a giriyoruz. Yani çok Evet. hasret çekmeden görüşeceğiz o zaman. İnşallah size de İnşallah. değerli bizi dinleyen dostlarımıza da güzel bir Ramazan diliyorum. İnşallah Güzel hayırlara bir vesile ömür diliyorum. olsun. İnşallah Ramazan'ın da bize katması gereken farkındalıkları Tabii. idrak ederiz bu Tabii. dönemde. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Amin. Aslında hem içimize dönme dönemi hem evlerimizdeyiz hem Ramazan manevi bir iklimde yaşayacağız. Şu dönemleri, zor dönemleri en büyük faziletlerle, güzelliklerle kendimiz için böyle bir kıymete dönüştüreceğimiz, vakti bereketli kılacağımız zamanlar haline getirelim inşallah Cansu Hanım. İnşallah hocam. Çok hürmetlerimi sunuyorum. Saygı ve sevgilerimle ev Ben halkına teşekkür da. ederim. Sağ olunuz. Tekrar çok Hoşça kalın. teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür ettim. Sağ olun.